Sevgili boğa burçları, yükselen boğa, ay burcu boğa olan dostlarım. Hepinize güzel bir cuma günü diliyorum. Hayırlı cumalar. Evet, bir tutulmayı daha geride bıraktık. Geçmişler olsun. Bu tutulma pek çok burca ilahi adalet getiriyor. Size de sırlar açığa çıkıyor. Genişleme ve hayatla ilgili planlarınızın, hayallerinizin gerçekleşmesi, dış dünyayı fark etme, iç dünyadaki zenginliği dışarı çıkarma gibi bir dengeli günler getiriyor, dengeli birkaç yıl getiriyor. Ondan sonra zaten dengeye alıştınız mıydı? İç ve dış dünyanız arasındaki iletişimi sağlarsınız. Bakınız aziz dostlarım, bu tutulmayla beraber bir değişim, şehir değişimi olabilir, bir yerden mesaj gelebilir, bir hayaliniz gerçek olabilir, hiç yoktan gelişler olacaktır. Ve sizinle ilgili olumlu gelişmeleri çok görüyorum arkadaşlar. Özellikle eş-ruh ilişkisinin çok olduğunu görmekteyim. Eş-ruh ilişkisi var arkadaşlar. Evet, sevgiyle ilintili olarak tezahür yasası işliyor. Kısacası aklınızdan, fikrinizden ne geçiriyorsanız gerçek olacak. Gerçek sadakati derin inançlara sahip olarak elde edeceksiniz. Şimdi kalbi boş olanlara sağlam temellere dayalı ilişkiler geliyor. Birliktelikler size doğallıkla akacak. Endişeyi bırakın. Arzularınızı hayata geçirin. Evet, siz ve hayat arkadaşınız gerçekten bütün ayrıntılarıyla karşıdakinin ne istediğini bilip birbirinize sarılacaksınız. Ben evlilere ve sevdiği olanlara, hayat arkadaşı olanlara karşıdaki kişiyi anlayışla ve sevgiyle karşılayacak diyorum ve kötülüklerden kurtulacağınızı da söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar, kısa süreli ilişki yaşayanlarda, sorun yaşayanlarda bir bitiş olabilir. Ama yine de iyimserliğinizi koruyun. Hazır olun, başlayın. Dinlenerek çalışıyorsunuz, çok çalışıyorsunuz. Biraz dinlenmeye ihtiyacınız olacak. Uyku problemini çözün arkadaşlar. Kimisi çok uyuyor, kimisi uykusuz kalıyor. Uyku probleminizi çözdüğünüzde tamamını çözüyorsunuz sorunların. Evet. Şimdi arkadaşlar, kendinize olan biraz güveninizi kaybetmiş görüyorum. Pek çok boğa burcu parasal yönden olsun, duygusal yönden olsun biraz güven kaybetmişler. Akışta kalmaya ihtiyacınız var. Onun için aynanın karşısına geçiyorsunuz ve aynaya bakıyorsunuz. Aynada kendi aksını seyrediyorsunuz. Ve içten gelerek seni seviyorum, sana hak ettiğin saygı ve özeni göstereceğim, söz veriyorum diyorsun. Sen harikasın diyorsun. Ve bunu 5 kez tekrar ediyorsun. Arkadaşlar, 5 kez tekrar ettiğinizde mücadele ettiğiniz ne varsa önünüze gelecek. Çünkü bu hafta sizin boğaz çakranızla ilgili hassasiyet var ki boğaz çakrası sizin zaten her zaman hassas olduğunuz bir konudur. Tiroidle ilgili sorunlar çözülüyor ve arkadaşlar 5 kez olumlamaları tekrar ettiğinizde Merkür harekete geçecektir. Bu nedir? Sakinlik getirecektir, güven hissi getirecektir. Bu aralar biraz metabolizmanız yavaşlamış. Mavi giyin arkadaşlar. Bu haftanın uğurlu rengi mavi.
uğurlu sayısı da 5 olarak geldi. Indigo mavisi özellikle heyecan ve hızlı işlerin kolay ilerlemesini sağlayacaktır. Uyum ve dengenin olduğu komşularla ilgili bir sorunun çözüldüğünü görüyorum. Kurumsal bir işiniz yerine gelecek ve evlatlarınız olabilir, torunlarınız olabilir, onların bir sağlık sorunu çözülüyor. Yine genç bir kardeşim olabilirsin Boğa burcu olarak. İyi sonuçlar veren finansal konular görüyorum. Yani parada bir akış, iş bulamıyorsan iş bulma gibi güzel iletişimler var, güzel haberler var. Evet, sakin bir hafta. Okuduğunuz, yazdığınız, ne istediğinizi bildiğiniz. Varsın biraz soğuk desinler. Ama sen soğuk bir insan değilsin. Sakinleşmeye ihtiyacı olan bir insansın. Sakin birisin. Acele etme. Rahatsızlanma. Konuşulan kelimelere dikkat et. Sevgili arkadaşım. Bir de kimseye güvenip de para veya borç var mı gelmeyebilir. Sonu onu da diyorum. Tarafsız şekilde hareket edeceğini, mental sorunların gideceğini, bağımlılıklar var arkadaşlar. Sigara, alkol bağımlılığı gibi olan biri. Sen olabilirsin, yakının olabilir. Bundan tamamıyla kurtuluşunu görüyorum. Ve ay taşı bu hafta çok kullanın. Ay taşı sizin yurt yuva kurma özleminizi gerçekleştirecektir. Ve sizin üzerinizdeki büyük ağırlıkları alacaktır arkadaşım. Evet. Korkularınızdan arındığınız, evrenle, yaratıcı ile ve evrensel akışla iletişim içinde olacağınızı görüyorum. Dualarınızla ve yaptığınız iyiliklerle, verdiğiniz sadakalarla Rabbim 7. çakranızı taç alanı şifalandırmış ve ay taşı da sizin mutlu bir yuva kurmanızı, yuvanızda huzur yakalamanızı sağlayacaktır. Evet. Evinizde bozulan bir eşya olabilir. Onun tadilatıyla uğraşıyorsunuz. İyi geçecek. Atmayın bence. Tamiratını yaptım. Gelecek kaygısından kurtulmuş. Geçmişiyle barışık. Ve dengeli bir hafta olduğunu görüyorum. Aynı zamanda hayatın tadını çıkaracaksınız. Hormonal bazı sorunlar vardı, sevgisizlikten mütevelli. Onun da gideceğini görüyorum. Yeni bir alan açıldı. Bu da fiziksel düzlemde bir sevgi titreşimini ve sevgi unsurlarını gösteriyor. Kadersel birliktelikler olabilir ve şu anda tek ihtiyacınız arkadaşlar iç dünyanın dış dünyanın arasında dengeyi kurabilmek ve ondan arkası gelecektir. Evet. Sıkıntıları, üzüntüleri attığını da görüyorum sevgili dostum. Allah'a emanet olun. Zikrinizi vermek istiyorum. Ya müntekim sevgili dostlarım 630'dur tekrar sayısı. Masumların intikamını alan demektir. Bu ilahi adalet tutulmasında yani bu güneş tutulmasında ilahi adalet çalıştı. Sadece diyeceksin ki ilahi adalet çalış çalış çalış. İlahi adalet çalış çalış çalış. Tekrar ediyorum. İlahi adalet çalış çalış çalış. Uğurlu sayımız neydi? 5. 5 kere söylüyorsun. İlahi adalet çalış çalış çalış. İlahi adalet çalış çalış çalış. 630 kere de ya müntekim zikrini çekiyorsun. Düşmanlık edenlerin vay haline. Vay haline. Bakalım Rabbim neyler. Sen hiçbir şey deme. Beddua etme. Hiçbir şey yapma. Rabbim öyle bir intikam alır ki müntekim sıfatıyla sen de şaşarsın. Üzerinizdeki ağırlığın kalkması, yeni iş olanakları da,
yeni mutlulukları kucaklamanız dileğiyle güzel yüreğinizden öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın.